Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu inverter. 220 amper olduğu iddia edilen inverter kaynak makinesinin testini sizlerle paylaşacağım. Test aşamasını, yani kaynak tamiratı yapacağım. İlk defa bir amatör arkadaşınız olarak, ilk defa kaynak yapan bir amatör olarak bu ürünün performansını sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu üründe 220 amper olduğu iddia ediliyor. Ekranda gösteriyor. Birazdan açacağım. Ve ayrıca bu ayar gösteriş olarak yapılmış. Normalde bu ayarın bağlantısı yok. Bu ayar aslında anti-astik mi ne, tam olarak hatırlayamıyorum. Yani profesyonel kaynaklarda kullanılan bir ayardı. Maalesef bu ayar sadece gösteriş amaçlı konulmuş. Bağlantıları yok arkadaşlar. Sadece süs olarak konulmuş. Bu sizi aldatmasın. Normal bildiğiniz inverter, 220 amperlik sıradan bir kaynak makinesi arkadaşlar. Yani 2000 liraya aldım. Daha ucuzunu bulabiliyorsanız bununla eşdeğer de, değişen bir şey yok. Daha önceki videoda paylaştım. 100 ve üstü amperlerde elektrot eritiyor. Şimdi elektrotu da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Sözde Hindistan markası bir ürün arkadaşlar. Ama içi boş bir teneke, belirteyim. 220 amper olup olmadığını kaynak aşamasında sizler buna karar verirsiniz arkadaşlar. Hatta kullanacağım elektrot modelini göstereyim sizlere arkadaşlar. Elektrot modelim gördüğünüz gibi bu. 2.5, yani 2.5'lik 300 milimlik az kaynağın kaynağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu elektrodu kullanacağım. İnce elektrot. Ondan sonra arkadaşlar şimdi ürünümüzü şöyle çalıştıralım. Tamirat yapacağım yer burası arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Şu menteşenin kulpunu takacağım. Onu sizlerin huzurunda yapmak istedim. Ürün belki sizlere fikir verir arkadaşlar. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Çünkü profesyonel arkadaşlar da bu tarz videoları izliyor. Benim gibi amatörler de izliyor. Hepimize yol göstermesi açısından. Arkadaşlar bu arada başta belirteyim. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorularınızı mutlaka yazın. Fırsat buldukça döneceğim. Ayrıca fikir görüşü olan arkadaşlar, profesyonel arkadaşlar lütfen görüşlerinizi yazın ki sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için. Buradaki amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak. Bilgi paylaşıldıkça değerli ve kıymetli. Lütfen bilgiyi birbirimize esirgemeyelim. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen arkadaşlar altta Süper Tek Teşekkür butonu var. YouTube'un katıl hizmeti var. Ve ayrıca Patreon kanalımdan bana maddi destek verebilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın, bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi esirgemeyin. Arkadaşlar şimdi arkada tuşu var. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığımız zaman 124 amperden başladı. Ben bunun bir gösterge olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki yüksek 222 amper olduğu iddia ediliyor. Şimdi bunun şöyle 130'lara getirdim arkadaşlar. Hatta 121'lere getirdim. 121, evet. 121'de elektrotu kaynak yaparaktan yakabilecek miyim? Göstermeye çalışacağım. Şöyle şasiyemizi bağlıyoruz arkadaşlar şuraya. Bu arada arkadaşlar acemiyim. İlk defa kaynak yapan bir amatörüm. Bunu da belirteyim sizlere. Yani hatalarım, eksiklerim, kusurlarım varsa yorumlarda düzeltebilirsiniz. Sonuçta hepimiz her şeyi bilmek zorunda değiliz. Evet dostlar, şöyle başlıyoruz. Bu yapışması galiba o ayar yapışma özelliği içindi. Yapışma olayı var arkadaşlar. Yapıştı da mı kötü oluyor. Düşük ayarlara daha fazla yapışıyor arkadaşlar. Bu arada bunu da belirteyim.
Yüksek ayarlarda daha az yapışıyor. Çok mu fazla acaba yüksek amperde çalıştırıyorum? Şöyle biraz kısayım arkadaşlar. Bu işe yaramıyor. Pardon arkadaşlar. Diğerini ayarlamamız lazım. Arkadaşlar şöyle 77'lere getirdim. Bakalım 77'de nasıl durum. Şedilerde daha fazla yapışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 77 amperlerde çalışmanıza müsaade etmiyor. Yani aslında 100 bence 2,5'lu için yeterli arkadaşlar diye düşünüyorum. Fikir ve görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Bu konuda gerçekten amatörüm, acemiyim. En azından sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi açısından. Evet, daha fazla yapışıyor bu arada. Neden yapışmaya başladı? Acaba ısındığı için mi bilmiyorum. 126'ya getirdim arkadaşlar. Düşüyorum arkadaşlar. Amperi yüksek mi verdim diye çözemedim. Sadece yangın çıkartıyor. Son kalan elektrodun ucunu arkadaşlar şunun üstünde bitirmek istiyorum. Yapışmaya başladı. Yapışma sebebini çözemedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elektrodumuzu neredeyse bitirdik. Ürün bu arkadaşlar. Ürün tek ayarlı arkadaşlar. 220 amper olduğu iddia ediliyor. 60'da gördüğünüz gibi biraz zorlanarak çalıştı. 100'lerde güzel çalışıyor arkadaşlar. 100 amper ayarında. Daha fazla yükselttiğimiz zaman daha fazla tabii ki daha yani 2,5'lık elektrot için söylüyorum arkadaşlar. Daha yüksek elektrot elinde yok yani 3'lük, 4'lük, 5'lik sözde 1,5 ile 5 elektroda kadar yaktığı iddia ediliyor. Benim elimde 2,5'luk elektrot olduğu için arkadaşlar maalesef onun testini yapamayacağım. Sizinle paylaşmak istedim. Soru görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Yorumlar hepinize açık.
yorumlara mutlaka yazabilirsiniz fikirlerinizi, görüşlerinizi. Daha önceki videomda paylaşmıştım arkadaşlar, kaynak makinesi testini yapıyordum. Bu menteşeyi yapıştırmaya çalışıyordum arkadaşlar. Menteşenin üstündeki çapakları temizleyince, yani videoda yapıştırdığımı düşünüyordum, paylaştım sizinle. Maalesef arkadaşlar şu çapakları temizlerken menteşenin bıraktığını gördüm. Bunun sebebini hep birlikte birazdan göreceğiz. Tekrardan bir elektrot yakacağım, kaynak yapacağım. Acaba gerçekten sorun benim acemiliğimde mi? Yoksa gerçekten kaynak makinesinin sorunu mu? Yani kaynak makinesi düzgün çalışmıyor mu? Sorunlu mu? Bu konuda fikir ve görüşleri olan varsa yazabilir tabii ki. Çünkü neredeyse yarım elektrot harcadım. Sağa sola kaynak tutmuş ama ürünün kendisine tutmamış arkadaşlar. Bunun sebebini çözemedim ben. Tekrardan kaynak yapacağım ve kaynak yaparken siz değerli dostlarımla paylaşacağım arkadaşlar. Acaba nerede hata yaptık? Bu kaynağın kalitesi mi kaynaklı? Ustalıkla mı kaynaklı? Makineyle mi kaynaklı? Bunu fikir ve görüş olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ürünün de testini sizlere göstermiş olacağım. Ürün bu arkadaşlar. Tek ayarlı 220 amper olduğu iddia edilen, burada süs olarak duran SC220 Smart diye inverter, sözde bir kaynak makinesi. Aldık, testini yapmaya çalışıyoruz. Test konusu şu an için hüsran. Bu metalin üstüne test amaçlı yaptım. Tutmuş kaynak. Ama şu iki parçayı birbirine birleştiremedim. Biraz o garip ve tuhaf geldi bana. Sağ ve solda kaynak duruyor ama birbirine yapışmamış bir kaynak söz konusu arkadaşlar. Bunun sebebini anlayamadım. Bir amatör olarak gerçekten. Bu arada aramızda izleyen uzman profesör, yani bu işin uzmanı profesör olmuş arkadaşlar, yorum görüşlerini yazabilir. Unutmayalım arkadaşlar, bu videolar sizden sonra da izleniyor. Bu videoların devamı gelebilmesi için fikir görüşlerinizi, yorumlarınızı beğenilerinizi esirgemeyin. Ürünümüz, yani kullanacağımız kaynak bu arkadaşlar. 2,5'luk 350 milimlik az kaynağın kaynak ürününü kullanıyoruz arkadaşlar. AVS A51 diye geçen bir ürün bu. Daha doğrusu ASR 143 diye geçiyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma destek vermek isteyen arkadaşlar varsa aramızda YouTuber'in katıl butonu mevcut. Aynı zamanda Patreon kanalımızdan destek verebilirsiniz ve aynı zamanda arkadaşlar süper teşekkür butonu var videonun altında. Oradan da desteklerinizi esirgemeyebilirsiniz kanalımdan arkadaşlar. Şöyle 2,5'luk elektrotumuzu takıyoruz arkadaşlar. Şasi bağlantısını yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, aç kapat düğmesinden ürünü başlatıyorum. Şu an 60'ta başladı. Şöyle 80'lere çıkarttırıyorum arkadaşlar. Bakalım bu sefer kaynak yapabilecek miyiz? Bir amatör kaynakçı olarak gerçekten sorun nedir? Şöyle anlamış olacağız. Bu arada kaynak yapmadan önce şunu bir detaylı yerine oturtmaya çalışacağım arkadaşlar. Yine problem yaşamamak için. Bu kepenkin açılıp kapanabilmesi için arkadaşlar. Dostlar, makine 80'de kaynak yapmıyor sanki, bilmiyorum, bana mı öyle geldi. Şöyle biraz yükselttiriyorum, 100'e çıkarttırıyorum arkadaşlar. Bakalım kaynak tutabilecek mi bu sefer.
yapışıyor arkadaşlar bu arada. Biraz daha arttırıyorum. Acaba alakası var mı yapışmasının? Kutulara çarptım arkadaşlar. Evet dostlar, galiba bu sefer kepenk kapının menteşesini yapıştırdık gibi görünüyor. Az önce niye yapıştıramadım bilmiyorum. Gerçi üzerinde voltaj denemeleri yapıyordum. 143 amperde arkadaşlar. 2,5'luk elektrotu eritebildim. Şu an görünen o kaynak tutmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Yanlışım eksiğim varsa düzeltebilirsiniz. Şöyle kapak mapak var mı diye bakıyorum. Thank you.
Evet arkadaşlar, bir acemi'nin kaynak yapısı bu kadar. Ürün 145 amperde 2,5'luk elektrotlar kullandım. Umarım yararlı, faydalı video olmuştur. Sürçinsan ettiyse mahvola. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın demeden lütfen kanalıma desteklerinizi esirgemeyin. Maddi manevi destek vermek için YouTube'nin katıl butonu ve ayrıca videonun altındaki süper teşekkür ve ayrıca Patreon kanalına bana destek verebilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar.